teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Sevinç Tekin işin başındaki, organizasyonun başındaki adam Sayın Sevinç Tekin'i bir kere daha tebrik ediyoruz arkadaşlar. Gerçekten işin mimarı burada. Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz inşallah abi. Evet, yani en büyük yetkiliden böyle güzel bir temenni ve dilek var. Aynen. Değil mi? Bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz yani. Evet. Bütün izleyenleri daha doğrusu. Aynen. İlahi Adıyamanlı olması gerekiyor. Evet. Biz herkese misafirperveriz değil mi? Ha, canlı yayındayım abi. Herkes duysun. Evet. Evet, şu anda Adıyaman Tantrum Günleri münasebetiyle İstanbul Yeni Kapı'dayız ve şu an bütün çok değerli işte belediye başkanımız, rektörümüz, MKK üyemiz, dernek, federasyon başkanımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, bütün hemşehrilerimizle, dostlarımızla birlikte Gerger standını ziyaret ettik. Bütün derneklerimizi, ilçe standlarımızı ziyaret ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir etkinlik olmuş. Adıyaman'ın küçük bir numunesini İstanbul'da, Yeni Kapı'da, yine Sider Arca bütün dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Gerger'imizde birçok özelliği içeride barındıran çok kadim bir ilçemiz, güzel bir ilçemiz, insanıyla, doğasıyla gerçekten güzel bir ilçemiz. Bu ilçemizde de sağ olsun belediye başkanımızla birlikte, Erkan başkanımızla çok güzel hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Oradaki ilçe teşkilatımız, oradaki bütün yetkililerimizle birlikte adeta yeni bir Gerger'i inşa ediyoruz. Yani Gerger'i 2023'te adeta anahtar teslim bir şekilde inşallah. Yani belki 24'e, 25'e bir kısım kalabilir ama 2025 itibariyle muhtemelen bu projelerin pek çoğunu tamamlamış olacağız. Geçen gün yolu Gerger gördük başkan, yolu. Evet, şu anda evet, ekranda da aynı şekilde yeni yapılmış yol görünüyor. Narince Gerger yolu tabii ki Gerger'in tarihi bir talebiydi ve gerçekten bu pandemi sonrası yoğun ekonomik şartlar altında da ama çok maliyetli de olsa biz Gerger için bu iş mutlaka olacak dedik ve bunun takibini yaparak hamdolsun kazmayı vurduk, yola başladık. İnşallah nasip olursa burada ilk defa size söylüyorum. Büyük bir ihtimalle ayın 17'sinde Ulaştırma Bakanımız da gelecek. Ayın 17'sinde bir aksilik olmasa Ulaştırma Bakanımız o bölgede bir inşallah gezdireceğiz, gelecek, bakacak. Orada belki bir takım temel atma açılışlarımız da olabilir. Özellikle o yol kavşağında yani belki merkeze girme şansı olur olmaz, program biraz yoğun belli olmaz. Ama onu da getireceğiz inşallah, o yolu takip ediyoruz. Sadece Narince Gerger arası değil, aynı zamanda Gerger'in çevre yolunu da yapıyor. Çok önemli bir çevre yolu bağlantısını da yapıyor. Ve Gerger şehir hüviyetini alacak. Zaten altyapısına başlamıştık. Altyapısı bitmek üzere zannediyorum, bilmiyorum başkanım. Çok bir az ay 40 gün içerisinde. Evet, bir ay 40 gün içerisinde altyapısı inşallah tamamen bitiyor. Altyapı bittikten sonra işte çünkü orada hem yağmur suyu, hem kanalizasyon, hem de içme suyu şebekesi üçü birden yenileniyor, sıfırlanıyor yani. Yeni bir altyapı kuruyor, yeni bir Gerger kuruyor. Onun üzerine inşallah üst yapıya başlayacağız. Üst yapıyla ilişkin hazırlıklarımız tamam. Gerekli kilitaj, gerekli ödeneklerimiz de, kaynaklarımız da bu anlamda mevcut. Biz zaten başkanımıza, Gerger'imize her daim desteğiz. Hep birlikte destek oluyoruz. O altyapıdan sonra da inşallah üst yapısına başlayacağız. Orada malum bir hastane yapmıştık. Muazzam evet, bir şey. Ama şu anda öyle bir yeni bir sağlık tesisi yaptık ki o hastaneden çok daha modern, çok daha ciddi işlevsel bir yapı daha kurduk. Evet, gerçekten güzel olmuş. Gerger'de şu anda eğitimle ilgili bir sıkıntımız neredeyse kalmadı. Yani derslik başına düşen öğrenci ortalaması Türkiye'nin en düşük olan illerden biridir. Yani en iyi olanlardan biri. Yani derslik başına 13 ile 15 öğrenci düşüyor Gerger'de. Çok önemli. Yani ciddi bir kalanları da hallettik. Hatta Güzel Su'ya biz lise programladık. Yani önümüzdeki yıl inşallah o liseye de başlayacak. Güzel Su bölgesine hitap edecek bir lise inşallah ilave yapacağız. Sadece Gerger merkeze değil, köylere de ciddi hem altyapı hem üst yapı muazzam işler yaptık. Şu anda da gene yollarda harılar çalışmalar var. Kilit taşlar, kanallar, her anlamda köylerde de ciddi işler yapıyoruz. Suyumuz yok başkanım. Suyla ilgili onda ihalesi yapıldı mı başkanım? Bitti. Müteahhit firmaya yer teslimi yapılacak. Yer teslimi yapılacak. İhalesi de bitti. O ihaleden dolayı birkaç defa gecikme oldu.
girmedi. Nasıl gelecek? Nereden gelecek? İhale yapıldı. Şimdi arıtma tesisiyle paket arıtma. Komple konsepti içerisinde arıtma. Yani su problemini gergerin ila nihayet su problemini tümden çözmüş olacak olan. Yerden mi gelecek? Çok maliyet bulacak. Barajla arıtılarak inşallah başka da kaynak bulamayacak. Çok maliyetli bir şey bu. Elektrikli mi? Kesinlikle. Bunların hepsini inşallah düşünüyoruz. Güneş paneli. Bütün bunları yapacağız. Bir güneş paneli de inşallah yapıp elektrik maliyetini minimize etmeye çalışacağız. Yani spor tesisleri, Gergata Spor Salonu halı sahasından şimdi gençlik merkezinde hem inşaatı devam ediyor hem de orada bir yüzme havuzunun inşaatı bitti. Bitti hatta, bitmiş. Ben en son gittiğimde geçen bir ay önce gittim, devam ediyor, bitmiş. Doğalgaz. Bütün bunları doğalgazla ilgili işte bu altyapı işte bittikten sonra şu anda doğalgazla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz. Sıkıntımız tabii şu yeni yolu inşallah bir an önce bitirirsek mevcut araçların o mevcut yoldan geçmesi biraz sıkıntılı olabilir, endişesi var. Ama onu da aşmaya çalışıyoruz. Yani hem Gergere hem Sinci'ye doğalgazla ilgili şu anda çalışmalar sürdürüyoruz. Onu da inşallah kesinleşirse onu da sizinle paylaşırız. Bunlar... Onu da inşallah sizinle paylaşırız. 80-90 aşamasında bitecektir inşallah. Tekstil kentimizle başlayalım. Tekstil kentimiz şu anda çok önemli proje. Sanayi Ticaret Bakanlığımızın destek verdiği, özel idaremizin kısmen yine desteklediği. Birlikte Gergere bu projeyi gerçekleştirdik. Ve bu manada da çok ciddi manada bir istihdama katkı sağlayacak. Altı, bir de buna ilaveten şimdi 6. bölge teşviklerinden de faydalanacak. Yani eskiden OSEB şartı vardı, OSEB şartını da kaldırdık. Yani Gerger neresinde yatırım yaparsa yapsın 6. bölgenin tüm teşviklerinden bu anlamda faydalanmış olacak. Ne konuşuyoruz orada çıkıyor başkan, ben onu... Ya işte yani doğru konuşuyoruz. Bak arkamızda da görseli var. Bunların hepsini çünkü dertlenmişiz. Aşama aşama takip ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Binalarımız onlarla kısa şu anda kaymakamlık, hükümet binası başta olmak üzere kamu binalarımızla tamamını adeta yeniliyoruz. Yeniledik bir kısmını. Dolayısıyla Gerger her açıdan şu anda çok büyük hizmet alan bir ilçeye dönüştü ve bu projelerin bitmesiyle birlikte diyorum ya yani 2024-2025 herhalde Gerger anahtar teslim bir şehir olarak inşallah halkımızın hizmetinde olacak. Bütün bunları yapacağız. Meydan cami, taziye evi, bütün bunlar ufak projeler, çok fazla söylemiyorum. Evet. Artı TOKİ'lerle ilgili malum ihalesi yapıldı. Bütün afat konutları. Evet, 120 tane. O önemli. Tamamının ihalesi yapıldı. Bir kısmını merkezde yapıyoruz. Geri kalan köylerde yapıyoruz. Ve bunlar da malum iki katlı olacak şekilde eğimli yerlerde. Onun projeyi de o şekilde geliştirdik, dönüştürerek inşallah onların hepsi inşaatına başlıyor. Sahada başlamış. Şu anda müteahhitlerin hepsi sahada. Bütün her yerde inşaat var. Gerger neredeyse her köyde, ilçe merkezinde adeta şantiye dönmüş bir Gerger'imiz var. Belediye başkanımıza, valimize, kaymakamımıza, milletvekili arkadaşlarımıza, destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ki Gerger gerçekten bizim için çok önemli ve ya, bizim de hayallerimizi süslüyor. Yani orada inşallah o bütün hizmetleri adım adım takip ediyoruz. Gerger'e de yakışır hizmetleri inşallah. Teşekkür ediyorum. Değerli vekilim, ben bir soru soracağım. Şimdi bize sık sık soruyorlar. Bu, biliyorsunuz yeni yapılacak yol Zehir Peygamber'den geçmiyor da tam onu geride bırakarak düz geçiyor. Dolayısıyla oradaki dernek yöneticileri de sürekli bizi uyarıyorlar. Ne olur bize katkıda bulunun diye. Yani bizim sesimizi duyurun diye. Ya çok yakında geçiyor. Bağlantı yolları yapılır. Problem olmaz. Oraya kimse gitmez daha başkan. Yok. Gider bağlantı. Şimdi alttan gidiyor. İşte proje dönmez bir değişirse tekrardan değişmez. Bak mevcut yolu niye değiştirdik? Ama çok etkilemeyecek. Ben onu anlattım hatta şeyden. Şimdi şey çok bakan bey geldiğinde gene dile getiririz oradan. Çok eğer bir olur. Proje revizyonu. Bak bu mühendislik için teknik bir şey. Zeyn Peygamber de çok önemli bizim için. Proje revizyonu mümkünse olabilir. 1 metre eğer evet. ki revize etmeye çalışırsak projenin hepsini değiştirmek zorunda. Hadi böyle bir ya sıkıntı o kadar. Var. Orada öyle bir şey yok. Değişebilir. Hayır onu şimdi teknik mühendisler bilir. Ama biz de arzu ederiz. Eğer değişme imkanı var ise. Bunu tekrar konuştuk. Daha önce birkaç defa konuştuk. Mümkün olmadığını söylüyor. Biz bir daha Bakan Bey geldiğinde Bakan Bey huzurunda tekrar bunu dile getirelim. Şunu demek istiyorum. Hani ileri gidip bir daha geri gelmez kimse. O yüzden hani oradan yanından önden onu konuşuruz. Konuşuruz inşallah. Gene üstten hemen bağlanabiliyor başkan. Evet. O kadar şey değil yani. Bize çok konuşuruz. Yoğun bir şekilde çok şey geliyor. Çok selam olsun bütün Gerger'e. Bir de Gerger'in çarşımız güzel değil diyorlar. Onunla ilgili. Bunları hepsini hallederiz. Giydirme bak, falan. Bak Gerger'in çarşısıyla ilgili de inşallah bir sokak sağlıklaştırma yapacağız çalışmalar. Son çağrısı giydirmeyle firmalarla görüşülüyor. Kısa sürede o da başlıyor. Onu da çözeceğiz inşallah. Peki Erkan Başkan, olması istediğiniz eksik bir şey talebiniz
var mı şimdi yani şey kaldı mı? Geri geri yapılacak şey lazım mı ki yapalım? Yok. Hepsini hallediyoruz Allah'ın izniyle. Hepsini birlikte hallediyoruz. Geçen sene Emin abi röportaj yaptığında dediğimiz ki inşallah bütün hizmetlerimizi başladığımız zaman ve bitirdiğimiz zaman artık bir şey istemeye hakkınız kalmayacak. Çünkü bir şey kalmıyor ki. Ama gene de ne lazımsa yani Gerger için gerçekten değer. Elimizden gelen gayreti de inşallah sürdürmeye devam edeceğiz. Gergerler rahat olsun. Yani biz sonuna kadar desteğiz Gerger. Vekilim teşekkür ediyorum. Eyvallah biz için. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, güzel bir açıklama oldu arkadaşlar. Evet, neredeyse çok teşekkürler geliyor. Bizim, herkese teşekkür. Bizim soracağımız herkese tüm soruları cevapladınız zaten. Teşekkür ediyorum. Bütün Gerger'e selam olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Doğru olsun. Evet. Gerger'e bu şekilde katkı sağlanacak arkadaşlar. Canlı yayında size duyurmuş olduk. Bir fotoğraf alalım. Şöyle gelin. Erkan Başkan. Şunu da aramıza mı alalım? Şöyle öne geçelim. Evet. Merhaba. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Fotoğraf alınıyor. Evet. Evet, gerçekten güzel bir tablo oluştu arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet, güzel bir tablo gerçekten. Gergerimize hayırlı olsun. Vekilimizden böyle peş peşe güzel sözler aldık. Demin yoktu. Başkanım hoş geldin. Gerger TV canlı yayındayız. İyisin abi. Başkanım İyisin. Tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir stand olmuş. Yani Gerger'in farkındalığı ortada. Başkanım nasılsınız? Sağ olun. Sen nasılsın? İyisiniz. Allah razı olsun. Bütün seyircileri selamlıyorum. Gerger'den selam getirdiniz. Selam getirdim. Gerger değiştiği gibi standımız da bir değişik olsun. Gerçekten müthiş bir başarılar diliyorum. Gerçekten güzel olmuş. Ben özellikle Gergerlileri buraya davet ediyorum. Çünkü Gerger'de bir müthiş bir farkındalık olmuş. Evet. Yani inşallah bu tüm Gerger'e yansır. Tüm dileğimiz budur. İnşallah. Çalışmalar nasıl gidiyor başkanım? Hemen canlı canlı böyle. Çalışmalar son hızıyla devam ediyor. Yılbaşına kadar yeraltı çalışmalarımız bitecek. Yol devam ediyor. Evet. Geçit merkezimiz, inşaatımız bir 15 güne başlıyor. Bayağı bir projemiz aktif durumda. Gerçekten öyle. 2023 yılında inşallah toparlayacağız ilçeyi. Doğalgaz hatlarımıza çekersek üst yapımıza geçtiğimiz zaman bütün temel problemler bitmiş olacak. Şu an bir sıkıntımız yok. Sadece çalışmalardan dolayı bir mağduriyet yaşanıyor. Bunu daha kısa zamanda atlatacağız inşallah. Eyvallah başkanım. Başarılar diliyoruz gerçekten. Güzel gelişmeler oluyor. Özellikle Gerger yolu yani tüm hızıyla devam ediyor. En büyük önceliğimiz oydu zaten. Evet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ahmet Başkanım, diğer milletvekillerin destekleriyle bütün hizmetlerimiz en kısa sürede tamamlanacak. Bir de artık evler de yapılmaya başlayacak inşallah. Deprem konutları hepsi ihalelere yapıldı. Müteahhitler sahada şu an çalışmalar başladı yani. Kazılar, temel atmalar başladı. 6 ay sürmeden de inşallah hepsini teslim edecekler. Hava şartları iyi olursa. Başkanım suyla ilgili problem var mı şu anda? Suyla ilgili bu sene problemimiz yok. Su ihalemiz de oldu. Müteahhit firmaya yer teslimi yapıldı. Kısa sürede o da başlanacaktır. Yani bu sene su sıkıntımız yok Allah aşkına. Eyvallah, eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür yine ederiz. Röportaj yapacağız inşallah. Tekrar hoş geldiniz. Selamlar, sağ olun. Evet. Gerger Belediye Başkanı ile de kısa bir röportaj yaptık. İnşallah geniş kapsamlı yine röportaj yapacağız. Böyle canlı canlı bir röportajımız oldu Gerger standında. Aman aman aman. Dediğim gibi Gerger standı gerçekten güzel olmuş. Başkanlarımı yakalamışken bir resim alalım mı ikisinin arasında? Resim alalım. Evet, iki başkanı bir arada görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten iki başarılı başkan.
Diğerleri aldı. Biri geri geldi. Bir arkadaşım. Evet. Allah razı olsun. Hoş gelmişsin. Murat abi sen başla. Biliyorum. Evet, belediye başkanımız bu Süleyman sene Kılınç şu anda Gerger standını ziyaret ediyor. Tabii beraberinde milletvekilimiz var. Onlar da gelecekler şimdi. Evet, belediye başkanı Süleyman Kılınç şu anda Gerger standında arkadaşlar. Gerger standımız gerçekten güzel olmuş. Güzel değil mi başkanım? Böyle güzel gözüküyor. Ha vallahi. Yol hangisi? Yol şu mu? Yol mal yok. Yol mal yok. Aha o başkanım. Gerçekten. Bak başkan, belediye başkanımız. O gördükleriniz şeyler de sustanız montaj yapıyor. Manzaraya hayran kaldı. Yok gel. Orası hayvan barınağı başkanım. Hayvan barınağı. Özel mi şey mi? Özel. Devletle ilgisi yok. Kimi? Ya bana der ki şey hayvan pazarı ya. Yok hayvan besliyorlar orada. Besliyor. Aha. Ama bunun altında şey var tamam. Ya. Gel kalesi. Gel. Evet belediye başkanımız şu anda. Bizim oranın taşı var. Gergerin tarihi ve turistik yerlerini inceliyor. Başkanım demek ki tanıtamamışız Gerger'i. Çevresi güzel başkan. Çarşımız güzel değil. Gidin yerinde gelsin. Öyle şey olur. Kanyonlarımız var. Kanyonlar Türkiye'nin en güzel kanyonları. Evet. Üniversitemiz var. Hastanemiz var, üniversitemiz var. Gel reis. Hele hocamla bir sormayalım. Üniversitemiz var diyor, olacaktı neredeyse. Adıyaman Üniversitemiz Allah razı olsun. Dediler ki yeni... Bak şimdi yerini dekan. Hayır. Dekanım şey bulmuşken rektörümüz gelince rektörümüz yapacaklar dedi. Hayır bulmuşken bir fakülte isteyebilir miyiz canlı yayını? Yüksek okul isteyin hele dur fakülte önce bir sene bir sene. Ya bir de biz de bir ilçeyiz kardeşim ya bırak da bu yani. Tarihi kadim bir ilçe. Gel gelmesince kardeşler hocam bir söz verirseniz halıya patla. Biz de çalışmıyoruz. Evet doğru. Canlı yayındayız. Evet. Ne yapalım yani? Sonra postalıyorum da yani bu yerlerde de bize bıraktım. Benim yerim değil. Benim ağzımı yalan sorun mu? Evet, böyle bir talihsizlik oldu arkadaşlar. Yani... Evet he? Evet. Evet. Evet doğru. Yok gel. Kalenin dibi. Evet. Kanyonlarımız yok. Ben oraya çekiyorum. Kanyonlarımız çok güzel. Gergerin güzelliklerini görün arkadaşlar. Ve şu anda Gerger'de evet. Ahmet Başkan. Amcama çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Yani görevimiz arkadaşlar. Gerger'e bir şeyler katmanın peşindeyiz.
gerçekten bugün hak ettiği şekilde bir güzellik yapmış yani. Gerçekten müthiş bir şey olmuş. Özellikle çok teşekkür ediyorum emeğe geçen arkadaşlarım. Çok güzel bir kare almış. He? Evet. Geçen sene ufaktı. Gerçekten güzel olmuş yani. Evet. Şöyle bir detaya girelim arkadaşlar. Mesela nar detayı çok güzel. Nar suyu. Ondan sonra böyle bir detay yapmışlar. Yani her şeyiyle böyle güzel bir incelik. Yine nar suyu. Ondan sonra üzüm, dut, yani kısacası her şey var. Bütün basın mensupları şu anda Gerger'e yoğunlaşmış durumda arkadaşlar. Gerger'in tarihi ve turistik çekiyorsun yerler. Ama hiç bir şey de ağzına at yani. Yok, atıyorum, atıyorum. Evet, başkanlarımız burada. Arkadaşlarımız çay hazırlıyorlar. İşte, yoğun bir çalışma var. Şey geldi mi? Kova geldi mi? Yani, bütün atmosfer çok güzel. Kalabalık çok güzel. Her şey çok güzel arkadaşlar. Emeği geçen arkadaşlarıma. Yani. Şimdi ben Gerger'in standından bahsediyorum. Gerçekten müthiş bir şey olmuş. Gerger TV canlı yayındayız. Şu, bak şeyde şey var abi. He? Bak. Hep Gerger'e mahsus özel şeyler bunlar. Ya gerçekten bu sene çok harika bir şey olmuş yani. Evet abi yani. Gerger'e yani farkındalık yaratmış. Gerger'e bu yakışır. Evet gerçekten. Ben de demin söyledim. Yani Gerger'e gerçekten bu yakışır. Artık Gerger kabuğuna sığmıyor. Onu söyleyeyim sana. Vallahi Allah razı olsun efendim. Başkan nerede? Başkan Bey bir yere kadar gitti gelecek. Ama gelecek yani. Başkan da şey de var. Başkan da burada. Evet. Ne kadar güzel. Evet. Özellikle adamın Gerger'in çok güzel. Gerger'in birçok değeri burada aslında. Ya. Ben, eyvallah, yani, sağ olun. Bir arada. Evet. Teşekkür ederim. Özer abi, Gerger TV canlı yayındayız. Teşekkür ederim abi. Yani hoş ben geldiniz. Gerger'in standı bu sene müthiş bir şey olmuş yani. Ben bu sene güzel oldu. Şu an bütün standların içinde en güzeli Gerger'in. Aynen ben evet. Yani bir farkındalık yaratmışız. Bir farkındalık yaptık biz. Bu arayla bizim bu ayın sonu da ayın 30'unda Esenler'de Çiğ ve Nar Köfte Festivalimiz var. Geleneksel olarak. Geleneksel olarak. Artı bir de biraz son sesle geliyor. Evet. Gel. Bütün Adıyaman'ı davet ediyoruz. Teşekkür evet, ederim. Buradan duyurmuş oluyoruz. Evet. Değerli gazeteci arkadaşımız Sayın Oğuzhan. Yani biz onu çok seviyoruz. Gerger'le. Evet. Ben de memleketimi, insanlarımı çok seviyorum. Adıyaman tanıtım günlerindeyiz. Güzel bir tanıtım olması en büyük dileğimiz. Bu tanıtımın dünyaya, ülkemize, özellikle Adıyaman'ı sevenlerin buraya gelerek en iyi şekilde Adıyaman'ımızı tanıtmasını istiyoruz ve diliyorum. Onun için ben de buradayım. Etkinlik süresince de burada olacağım. Kavgaya son el ele verip memleketimizi, ülkemizi kalkındırmamız lazım. Bunun için herkese bu etkinliklerde barış içerisinde olmasının en büyük dileğimiz ve isteğimiz. Biz kadınlar olarak da buradayız. Kadın arkadaşlarımı getirdim. Onlar da Adıyaman'ı tanıyorlar ve biliyorlar. Özellikle Süheyla Hanım Fahri Adıyamanlı hemşerimiz oldu artık. İklimiyle, tarihiyle. Sözü onlara veriyorum. Hayır ben sözü vermeden önce madem ki bir başlangıç yaptınız biliyorsunuz
bazı arkadaşlarımız bir küskünlük yarattılar, böyle gelmediler, protesto uyguladılar. Konuyla ilgili düşüncenizi merak ediyorum. Adıyaman'ın birliği içinse, memleketimizi kalkındırmaksa meselemiz, bu sivil toplum kuruluşlarının kuruluş felsefesidir. Ve tabii ki memleketini en iyi şekilde sivil toplum kuruluşlarımıza temsil etmek adına orada görev yapıyorlar arkadaşlarımız. Benim de isteğim birlik ve beraberlik içerisinde bu işin başlamasıydı. Öyle olmadı. Ben de üzüntü içerisinde bunu takip ettim. Ama önümüzdeki yıllara örnek teşkil edecek adımların atılması lazım. Ve o arkadaşlarımızın bireysel olarak da aranılıp davet edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet, bir hata yapılmıştır. Bu birlik beraberliği belki sağlayamadılar. Ama bundan sonra seçim mutlaka sağlanması lazım. Her şey Adıyaman için buradaysak, Adıyaman'ın kalkınması için, ülkemizin kalkınması, Adıyaman'ın kalkınması, Adıyaman'ın gelişmesi, Adıyaman'ın tanıtılması, ülkemizin tanıtılmasıdır. Bunun için birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Küsünlükleri asla taviz vermememiz lazım. Birlik ve beraberlik için arkadaşlarımızı ben her türlü konuşmada, işte bu ayrımcılığa rağmen davet ediyorum, gelsinler. Sayın Başkan bir bunu sağlamamış olabilir. Ama bundan sonrası için bu yaşanılan bu olumsuzluğu mutlaka şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Birlikteliğimiz için bu şart diye düşünüyorum. Umarım önümüzdeki günlerde, zamanda bunların telafisini yapıp bir araya geliriz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Süheyla Hanım'a şimdi gergerli dediniz, gergerli. Gergerli değil. Gergerli, Fahri gergerli. Fahri Adıyamanlı. Fahri Adıyamanlı. Adıyaman. Ama dolayısıyla gergerli oluyor tabii ki. Ben gergerli olduğum için evet, sever gergerli. Her köşesine hayran olan biri olarak. Şimdi gerger stadındayız ya, o yüzden. gerçekten son derecede değerleyen, dünya çapında tarihi işin 7 iklimin 7'si de var. Yani muhteşem bir yer. Hak ettiği yerde olsun istiyoruz. O yüzden ben de sahip aldığımda uzun yıllardır işte aynı mücadeleyi veriyoruz. Adıyaman'ı seviyorum. Eyvallah, eyvallah. Teşekkür ediyorum. Sizin? Ben de Fahri Gergerli oluyorum, değil mi? Evet, evet. Şu anda Gerger topraklarındasınız. Gerger ve Dijan'dasınız. Evet. Peki, bir tarafımız Koç Giraşi'yle, tamam. Saim Onsan aracılığı da buradayım. Gazetesinde köşe yazarlığı yapıyorum. Onun vesilesiyle sizleri birebir tanımak, görmek. Neler yapıyorsunuz, bilincine varmak istedim. Adıyaman'ı biliyorum. Nemrut Dağı'na kadar çıkmıştım var, her yerini gezdim. Çok gerçekten güzel. Süheyla Hocam'ın da dediği gibi yedi iklimi içinde barındıran, yaşatan, tüm güzel tarihi zenginlikleri olan çok güzel bir elimiz. Burada amacımız neyse amacınıza nail olmanızı umut ediyorum. Bizlerin de elinden gelen neyse destek olmak maksadıyla ne varsa yaparız. Birlikteyiz. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum hepinize. Evet, şimdi Gerger topraklarındayız. Onlar röportajı olmaz. Niye? Yok ya. Böyle Gerger standı gerçekten güzel olmuş. Güzel olmuş değil mi? Böyle bir farkındalık yapmışlar böyle. Böyle güzel. Güzel bir şey yapmışlar. Şöyle. Gerger Belediyesi müthiş bir iş yapmış gerçekten. Gerger'e yakışır. Evet. Böyle güzel. Evet. Recbi. Gerçekten güzel olmuş. El yaptım aslında. Gerçekten. Vallahi. Kim yapmış bunu? Helal olsun vallahi ya. Gel oraya bunu çek bak. El sanatlar var ya. Evet evet evet. Sen oraya git abi. Orayı yaptım ya. Röportaj yaptık aslında. Şey ya. Gerçekten güzel olmuş ya. Evet. Evet gerçekten el işçiliği yaptı. Yani müthiş bir iş olmuş. Evet.
Evet. Şivi'dir abi. Ben hep Şivi'li abi ya. Şivi abi. Hey abi. Vay be. Şivilerle yakınmışlar gerçekten. Müthiş bir şey olmuş. Evet, görmek isterseniz Gerger standında sergileniyor arkadaşlar. Artık şimdi her yerde her şey var dedim ya. Yani Gerger konu anlamında gerçekten güzel bir iş başarmış. Evet. Yani el işçiliği müthiş bir şey olmuş. Yani ben şimdi baktım böyle tekrar Gerger standındayız. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Gergerlisiniz. Ne isminizi hatırlayamadım. Abdurrahman Köroğlu mu? Kurt Bey. Ben Gerger'de öğretmenlik yaptım. 2001-2004 yıl arasında öğrencim. Canlı yayındayız. Evet, tamam. Gerger TV'de oldum. Canlı yayındayız. Gerger'de 2001-2004 yıl arasında öğretmenlik yaptım. Evet. Öğrencimle karşılaştım. Öyle mi? Çok mutlu oldum. Çok güzel, çok güzel. Gerger'e herkese çok selamlar. Eyvallah. Hangi okulda hocam? Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda. Çok güzel. İş teknik öğretmenliği yaptım. Aynı zamanda idarecilik de yaptım orada. Eyvallah. Gerger'in yeri benim yanımda ayrı. Eyvallah. Çok selamlar iletiyorum tüm Gerger'lere. Eyvallah. Şimdi hocam, şimdi ben yüzeysel demin baktım da gerçekten ya bunlar hepsi böyle Sayın hocam, görüşmek üzere. İğneden... Çok mutlu oldum, çok sevindim. Numarayı vereyim mi? Bağdat, evet. İğneden yapılmış. Şöyle bakayım tekrar. Gerçekten güzel bir el işçiliği olmuş. Yani müthiş. Kaç yıl oldu? Hocam, yok. 21 yıl. Size de var, ben size bir gün gördüm. Arkadaşlar. Evet. Siz konuşun. Arkadaşlar, eğer bu güzellikleri görmek isterseniz mutlaka Gerger standını, Gerger el sanatlarını ziyaret etmeniz gerekiyor. Şiddetle tavsiye ederim. Şimdi ilginç bir şey daha olmuş. Belediye başkanlarımız gelmeye başladılar, ilçe belediye başkanları. Ama Adıyaman tanıtım günleri başladı. Tabii Adıyaman'ın birbirinden güzel lezzetleri, tarihi ve kültürüne dair her şeyi İstanbul'da yaşayan Adıyamanlılar ve İstanbullular bu alanda bulabilecek çok da güzel bir konum var yayınımızda. Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Süleyman Kılıç bizlerle birlikte. Sayın Başkanım, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi demin burada Abdurrahman Fidancı, ben şimdi kendi bakış açımla değerlendirdim olayı. Gerçekten müthiş bir başarı sağlamışlar. Yani farkındalık yaratma anlamında. Yani siz aynı kanıda mısınız? Gerçekten günlerdir, belki de 2 ay, 3 ay müthiş bir emek var, bir gayret var. Başta Adıyaman Dernekler Federasyonu olmak üzere geri planda çok çalışan arkadaşlar var. 4 gün boyunca inşallah İstanbul'daki bütün Adıyamanları ve Adıyaman dışındaki bütün hemşehrilerimizi, bütün İstanbulları inşallah bekliyoruz. Birbirinden güzel insanlarımız var, güzel lezzetlilerimiz var, yemeklerimiz var, güzel bir görüntülerimiz var. Hepinizi bekliyoruz inşallah. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Yani ben şu tabloyu asla merak etmişim. Yanındakiler tanıtır mısınız bize? Şimdi biz yıllar sonra, binlerce yıl sonra atalarımızla bulmuştuk. Birinci Antiyokos, evet. Ve yardımcısı. Danışmanı mı? Önce kralımıza tabi dönem ki Aristokrat. Yani şey mi oluyor, yardımcı mı oluyor, nasıl oluyor? Birinci danışman. Baş danışman. Yani siz her bütün kararları danışmanda mı alıyorsunuz? Yok, yanlış yok. Sadece görevli bildiğim konularda yardımcı oluyorlar. Değil yani. Peki, bu güvenlik, hayır, bu kurumalardan hiç şüphelendiniz mi? Yok. Olmaz mı? Cüneyt Başkan, biz Antiyakos'u görüyoruz, böyle parlak yakışıklı bir şey, genç. Bu da yine yakışıklı. Yakışıklı işte. Biraz ben şey olacak abi ya. Bu ne ya? Temsil. Nasıl ya? Emin'cim biraz en az da yani. Abi oynar mı yani? Bir saygımız olsun krala ya. Antiyakos daha 20'li yaşlarda böyle çocuk. Ya sanki bu kurumalar biraz böyle sert bakıyor ya kral. Bakacak abi, işi gereği. Durum bir tekme atıyor, o kalkmış. Yok ya, bu kurumalara güvenilmez ya bak. Valla Antiyokos bizim için önemli bak. He? Ama ne diyorsun, sizi tekme atasın.
ama üzmeyelim. Şanslı misafirlerimiz. Sanma nasıl sana? Evet. Ama gerçekten güzel bir farkındalık olmuş. Ben tebrik aynı ediyorum. Kim düşünmüşse. He? Belediyesi şehir tiyatrosu ekip olarak biz planladık. Çok müthiş bir düşünce olmuş. Rekor ve kostüm de bizim tasarımımız. Helal olsun. Vallahi ben tebrik ediyorum. En azından renk atıyorlar. Tabii canım. Müthiş bir renk atıyorlar hem de. Yani farkındalık. Yani şimdiye kadar hep fotoğraflarda gördüm kendileri. Evet. Canlı yapalım. Evet. Yok vallahi güzel olmuş. Biraz sen yorulacaksın ama yani şimdi bu sürekli bu kıyafet. Oturuyor ya. Abi bu kıyafetle biraz sıkıntı olur ama en azından memlekete bir faydan olur yani ben onu. Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Süleyman Başkanımız, Can Başkanımız. Evet. Evet. Evet, yayın konuğumuz Adıyaman Belediye Başkanı Sayın Süleyman Kılıçlı ve az önce de ifade ettiğimiz gibi Yeni Kapı Etkinlik Alanı'nda bugün itibariyle Adıyaman tanıtım günleri başladı ve 4 gün boyunca devam edecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet. Adıyaman Üniversitesi standındayız. Milletvekilimiz, belediye başkanlarımız standları ziyaret ediyorlar. Şu anda da üniversitenin standındayız. Evet. Fenomen arkadaşımız Yusuf Kıraç. Gerger TV canlı yayındayız abi. Razı olsun abi. Hoş geldin. Nasıl buldunuz tabloyu? Maşallah güzeldir. Daha ilk gündür. Katılım çoktur. Evet. Evet, gerçekten böyle beklemiyorduk. Cumartesi pazar bekliyorduk. Bugün gerçekten şahane. Evet. Evet evet. Tüm Adıyamanları bekliyoruz. Mutlaka gelin. Görün. Evet. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür sana ediyoruz. Sana da razı olsun. Sana da başarılar diliyorum. Eyvallah. Sağ olasın. Evet. Sağ olasın. Evet. Vekillerimiz dediğim gibi başkanım. Müsaade eder misin yani? Abi müsaade eder misin? Abi. Abi bir müsaade eder misiniz ya? Başkanım. Başkanım.
Hani bal şerbeti hazır mı? Ben de seni görüyorum bal şerbeti atmak. Eyvallah. Arıcılar dernek başkanı. Bal şerbeti buluştum. Bir iki şifadır. Nasılsınız iyi misiniz? Nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun. Kardeş şu şerbetle ben de alabilir miyim? Yaptığınız hizmet, Alamos Harek yaptığınız hizmetler dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ben bakıp arkadaşlar bir bakıp size ona göre şey yapacağım. Evet. Gerçekten balmış. Evet. Çok tatlı. Milletvekilimiz de belediye başkanımız. Ziyaretlerini sürdürüyorlar. Evet, belediye başkanımız da gelmiş.
herkese etkinlik günlerinde bekliyoruz. Şu anda canlı yayındayız ama gel gelin bütün el sanatları, her şey orada. Evet, Gerger TV canlı yayındayız. Şimdi nasıl bir çağrı yapıyorsun? Gerger'leri sansızla bekliyoruz. Katılımını bekliyoruz. Gençlerimiz için katkılarını bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Herkesi bekliyoruz. Evet, Üzeyir Peygamber derneğimizin başkanı. Üzeyir Peygamber Yardımlaşma ve Yaşasma Derneği. Bir aleyhisselam tanıtımını yapıyoruz. Hocam canlı yayında işte. Evet. Gerger TV canlı yayında. İzleyicilerimize ne anlatmak istersiniz? Yani çok görüntü var ama. Aşırı görüntü var ama. Herkesi buraya bekliyoruz. Evet. Evet. Halkımızı bekliyoruz. Evet. Gerçekten güzel bir şey olmuş. Bak böyle hediyelik. Hazreti Yücel Aleyhisselam'ın tanıtımını yapıyoruz. Evet. Birçok Adıyamanlı hemşerilerimiz bir peygamberin Gerge tutaklarında olduğunu bilmiyorlar. En azından bu vesileyle öğrenmiş olurlar ve bekliyoruz inşallah. Evet. Kapsamlı bir röportaj zaten yapacağız. Cumartesi günü inşallah. Ama şu anda canlı yayında olduğumuz için herkesi bu standa bekliyoruz. Arkadaşlar gerçekten Gerger'in bütün güzellikleri, bütün ne ararsanız burada var. Özellikle sizi bu standa davet ediyorum. Eyvallah. Gel gelin. Bestelilerin böyle güzellikleri var. Ama arkadaşlar ciddi manada Gerger bu sene müthiş bir stand yapmış. Gerger gerçekten farkındalık yaratıyor. Yani benim ilçem diye demiyorum ama gerçekten güzel bir stand yapmışlar. Gerger'in şu anda standını görüyorsunuz arkadaşlar.